Artık konuşacak bir şey kalmadı. Aç burayı. Sırt üstü yatır. Ya hadi be. Tamam açın. Ben biliyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Açın abi. Hava alsın. Tamam hadi. Tamam hadi. Çıkar. Hadi. Tamam. Bakma öyle ya. Bakma ambulans yarsana. Cüneyt, Salya. Gidin bir şeyler onun üzerine. Bir şey yok kız. Hadi. Koş. Allah'ım çok şükür. Sefer harbiden korkuttun bizi Mike'le. Neredeyim ben? Ne oldu? Kafasını falan çarpmış olamaz değil mi? Kan yok. Kafamı çarpmadım. Hafızamı da kaybetmedim. Umut, ceketi versene abi. Ceketini ver, üşüyor. Bu ne güzel atlayıştı ya? Sesen. Diyorum ki ne güzel atlıyorsun. Denize ya böyle çık diye atladın ya. Maşallah boy posta var. Yemin ediyorum var ya süper kahramanlığı düşünsene sen. Tercihen üstüme yapışan kıyafetler giymeyi sevmiyorum birazcık. Böyle bir derdim var. Yani süper kahramanlık iyi aslında da sakat yanları var. Bir, sakat kalabilirsin yani. Tehlikeli. İki, sigorta yok. Bugün iyi de yarın ne yapacaksın? Emeklilik falan. Yaşlılıkta değil mi? Düşüneceksin bunları. Babaannem gibisin ya. Kaygı. Selam söyle babaannene. Değişik.
Hala neden çıkmıyor bu kız ya? İçeride ne oluyor acaba? Bir gidip baksak mı? Gidip baksak mı? İçeride doktor varken mi? Evet. Ne olacak ki? Hasta mahremiyeti. 40 yıllık arkadaşım ne mahremiyeti olacak Allah aşkına? Gidip bakalım yani. 40 yıllık arkadaşım. Dermişim. Mesela. Yani benim arkadaşım olsaydı ben aynen bunu yapardım. Burada kimse arkadaşı gelsin. O gitsin yani. Merhaba Yiğit Bey. Tanıştırmayacak mısınız benim güzel hanımı? He. Evet, koşturmacadan unuttuk. Tuna, Deniz, Deniz, Tuna. Aa, sizin de adınız Deniz. Çok memnun oldum. İçerideki arkadaşın adı da Deniz. Vallahi. Evet, Deniz yaygın bir isim yani. Benim de Deniz isminde çok arkadaşım var. Tabii tabii, benim de çok var ya. Zaten o değil. Mesela bende bir sürü Deniz adında arkadaş var. Tamam, onları teker teker ben mesela telefona kaydediyorum. Soyadıyla beraber. Sizin soyadınız ne? Efendim? Doktor. Doktor Bey, Deniz Hanım'ın durumu nasıl? Deniz Hanım gayet iyi. Endişe edecek hiçbir şeyi yok. Güzel. Görebiliyor musun peki? Sadece bir kişi girsin, fazla yorulmasın. Deniz. Sen nereye? Tuvalet nerede? Hah, ben daha yeni çıktım. Ellerimi de yıkamıştım zaten. Ben bunu göstereyim size. Hemen şu sağda. Buyurun, şöyle. Ne yaşıyorum ben ya? Hayatımın dümenini ne zaman elime alacağım ki? Batan geminin malı mıyım acaba? Mal mıyım ben? Deniz. Nasıl oldun? Korkuttun bizi. İyi gördüm seni, iyi. Yalnız en kısa zamanda spora başlayacaksın, haberin olsun. Yüzme şakası falan mı yapacaksınız? Yok, şaka falan değil, gerçek. Küp gibi batmışsın suya. Yani biraz kilo vermen lazım Deniz. Yani biraz sıkılaşman. Ya şaka şaka, tamam, asma suratını be. Deniz, benim sana bir teşekkür borcum var. Sen olmasan hayatta yapamazdım Deniz. Sınırlarımı falan aşamazdım. İyi ki tanıdım seni. İyi ki çıktın karşıma. Hatta iyi ki... Senin kalbini kırdım, sana kötü davrandım da haddimi bildirdim. Yani buna bile iyi ki diyorum. Seni dinledim. Kendimi hayatın akışına bıraktım Deniz. Korkularımı yendim, kurallarımı çiğnedim ve... Ne? Sevdiğim kadına evlenme teklif ettim. İnanabiliyor musun, ben, Yiğit Balcı... Gittim yüzük aldım. Koydum cebime, çıktım karşısına. Konuşturmadım bile onu. Çektim kendimi. Teklif ettim. Sen olmasaydın ben bunu hayatta yapamazdım Deniz. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim sana. Sen ağlıyor musun? Yuttuğum suları tahliye ediyorum. Kıyamam sana. Hepimize büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Demek adam Yiğit Bey'de. Sen var ya. Ne? Ben var ya, ne ya?
Ben bugün her şeyi bitirmek için geldim ama olmadı. Ya ayrıca senin Deniz'le birlikte çalışıyor olman ne tesadüf. Değil mi? Hayat bazen acayip tesadüflerle dolu, değil mi? Deniz aslan. Deniz'i tanıyorsun, değil mi? En iyi arkadaşım. Deniz'in yerine sen geçtin, değil mi? Deniz'in fikriydi. Sonra işler sarpa sardı. Yiğit sana aşık oldu, değil mi? Deniz sandığı için. Sanması mı kalmış? Adam seni ağzından öptü. Bizi mi izliyordun? Ben sizi izlemiyordum. Ben Deniz nereye bakıyorsa oraya bakıyordum. O zaman... Deniz gördü mü? Çiling! Bravo. Bravo. O zaman Deniz gördü. Ve suya düştü. Ama sadece Deniz suya düşmedi. Hem Deniz suya düştü hem de... Hayalleri deme lütfen. Deniz. Gel bak seni kiminle tanıştıracağım. Ben kendimi pencereden atacağım. Beni kurtarma olur mu? Sen bir at bakarız. Ama hiç öyle düşünme. Bak ben sana söyleyeyim. Zaten ileride çok iyi arkadaş olduğun biriyle tanışacaksın. Kendini kasma. Yani ileride çok iyi arkadaş olacağın biriyle tanışmak gibi değil bu. Anladın mı? Aferin. Yiğit. Acaba ben kızı hiç rahatsız etmesem mi? Olur mu canım öyle şey? Çok merak ediyor seni. Hatta biliyor musun, evlenme teklif ettiğimi söylediğimde gözlerinden yaş geldi, ağladı. Kıyamam ya. Hadi gel. Ha, Deniz tuttu. Biraz geç tuttu ama tuttu. İyi oldu. Tanıştırayım. Deniz Aslan ve Deniz Aslan. Geçmiş olsun. Geçmedi daha. Yeni başlıyor sanki. Bir şey söyleyeyim mi size? Şu an kendimi çok huzurlu hissediyorum. Çünkü hayatta değer verdiğim iki insan da yanımda. Deniz, kendisiyle daha yeni tanıştık ama garip bir şekilde kendisini yıllardır tanıyor gibiyim. Sağ olsun telkinleriyle hayatımı değiştirdi. Deniz. Benim çocukluk arkadaşım. Yıllardır görüşemiyorduk. Sonunda kavuştuk. Yani aslında sadece arkadaşım değil. Aynı zamanda da... Gıcık. Gıcık. Gıcık tuttu galiba. İyi misin Deniz? Neyse. Bir şey söyleyeyim. Bence
Siz ikiniz çok iyi arkadaş olabilirsiniz. Eminim buna. O kadar da emin olmayın. Olabilirdik. Evet olabilirdi ama bazen Bence hasta ziyaretini uzun tutmayayım. Hastamızı da daha fazla rahatsız etmeyeyim. Yalnız arkadaş pek iyi değil galiba. Benden daha hasta görünüyor. Beti benzi atmış. Bir götürün istiyorsanız. Nesi var acaba? Ben de merak ettim. Öyle mi görünüyor? İyi misin Deniz? Her şey üst üste gelince birden. Benim hiç beklemediğim, hiç tahmin etmediğim, irademin dışında gelişen bazı olaylar. Nasıl olaylar? Anlamadım. Şöyle anladım ben. Bazen bir yanlış yaparsın ya da yapılır. Ondan sonra sen böyle tek başına bir kar topu yaparsın bu yanlıştan. O kar topu büyür, o daha da büyür, büyüyebilir yani. Büyür. Ondan sonra kocaman bir çığ olur o. Ondan sonra onun altında kalırsın. Değil mi? Onun gibi. Öyle bir şey mi? Bilemiyorum. Biraz mide bulantısı tuttu. Otur istersen biraz dinlen. Yok, benden daha hasta kendisi. Bence başka bir oda açsınlar ona. Yok, iyiyim. Zaten hasta ziyaretini uzun tutmamak lazım. Dışarıda bekleyenler var. Geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun. Deniz sizi bekliyor. Buyurun. Acil durum çaresi olduğuna göre durum bayağı kötü. Her şeyi düzelteceğim, ben buna inanıyorum. Her şey çok güzel olacak. İyi film. Ben sana bir taksi çağırayım, git evde izle. Gerek yok, Yiğit bırakır beni. Hala Yiğit ha. Aferin. Ne diyorum ben ya? Kendim gitsem daha iyi. Tuna. Ben Deniz'i eve bırakacağım. Sen de Deniz'le ilgilenirsin değil mi? Bir dakika. Kafam karıştı. Şey oldu ya. Şimdi stajyer kalıyor. Hanımefendi de gidiyor, öyle mi? Sağ ol. Geceler. Deniz. Deniz, yol boyu ağzını açmadın. Cenazeden dönüyor gibisin. Ne olduğunu söyleyecek misin bana? Gerçekten bilmek istiyor musun? Teklifimle mi ilgili? Hem öyle hem değil. Yiğit, ben lafı uzatmak istemiyorum. Yoksa sonu gelmeyecek çünkü. Bak, ben senin sandığın... Deniz, tamam. Vazgeçtim, sormuyorum. Acele etme, olur mu? Düşün, taşın, ondan sonra konuşuruz. Bak, benim buraya yıllar sonra dönüş sebebim sadece iş değil. Zamanı gelmişti Deniz. Sana kavuşmanın zamanı gelmişti. Eksik parçayı yerleştirip hayatımı tamamlamanın zamanı... Yiğit, sen aslında... Deniz, ben aslında seni tanıyorum. Tanıyorum Deniz, ben seni. Ama izin ver, biraz daha tanıyayım. Bak, ben hayatımda hiç görmediğim yerlere seninle gitmek istiyorum. Hayaller kurmak istiyorum. Planlar yapmak istiyorum. Deniz, ben seninle yaşayıp seninle yaşlanmak istiyorum. Gündüzün aydınlığında, gecenin karanlığında,
sadece senin ve benim olan bir dünyada yaşamak istiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Dikkat et. Hadi çık çabuk. Oo, o ne ya? Sana emanet. Ben de çıkıyorum zaten. Nereye Ayfer? İşim var. Tamam, benim de işim var. Laptopları karşılıklı çıkarırız, tıkır tıkır takılırız. Yemek de söyleriz. Ama saat 12'yi geçtiğinden ötürü Michael, sen ısmarlarsın ya. Doğum günü geçmiş sayılıyor. Tamam, yemek yemek istemiyorum, tamam mı? Şu anda seni dinlemek de istemiyorum. Hadi eyvallah. Her şeyi biliyorum. Her şeyi derken ne biliyorsun? Her şeyi. Hı. İrem. Her şeyi. Ha, İrem'i tanıyorsun. İrem'i tanıyorum. Tamam, sormayacağım ya. Yani nasıl tanıyorsun, nerede gördün? Bunların hiçbirini sormuyorum. Tamam mı? Biliyorsun zaten. Ne olduğunu da biliyorsun. Şu anda niye çıkmak istediğimi de biliyorsun. O zaman bana engel olma, ben gidiyorum, tamam mı? Nereye? İrem'e haddini bildirmeye gidiyorum, oldu mu? Bak, atasözüyle örnek falan vermek istemiyorum sana, tamam mı? Gerçekten istemiyorum. Hı hı. Ama bu noktada bir topa basıp bir sakinleşmen lazım Michael. Bu atasözü değil, biliyorum. Tamam mı? Ama bir olayların demlenmesini beklemen gerekiyor ya. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Aa, öyle mi oluyor? Oturmuyor. Sen onu doğru bilmiyorsun. Öfkeyle kalkan oturmaz. Öfkeyle kalkan kalkar gider, çeker gider. Seni dinlemez yani, anlatabiliyor muyum? Biz nelerin üstesinden geldik be arkadaşım, ha? Bunu da atlatamaz mıyız? Atlatırız be Zuzu. Çocukluğumdan beri aşık olduğum adamı arakladın altı üstü. Nedir ki? Aman, rahvan gitsin. Gerçekten mi? İrem, sen delirdin. İçimde bir umut vardı. Belki buluşmamışsındır diye düşünmüştüm. Belki bir açıklamam vardır diye düşünmüştüm ama buluşmuşsunuz. Sen bu adamı seviyor musun? Hayır, tabii ki sevmiyorum. Saçmalama, sevmiyorum. Yalan söyleme bana! Bana yalan söyleme! Sen sevmiyorsan niye buluşuyorsun bu adamla? Ya ben gidip çıkma teklifimi ettim adama. O geldi, beni gördü. Niye söylemedin bana o zaman, neden? Atlatırım diye düşün. Beni mi atlatırsın? Beni mi? Seni değil, tabii ki seni değil. Yiğit'i tabii ki. Ama kaçamadım işte, kaçamadım bir türlü. Bir kere kaçamadın, iki kere kaçamadın, üç kere kaçamadın, dört kere kaçamadın. Beşincide ne oldu? Beşincide ne oldu? Çok mu sevdin onu? Sevginden mi kaçamadın? Aşık mı oldun? Buluşmak mı istedin? Ne yaptığını bana söyleyeceksin. Onda ne yaptıysan bana burada anlatacaksın. Hiç
hiçbir şey yapmadık, bir şey yapmadık. Sen bir şey yapmadın. Adam benim gözümün önünde sana evlenme teklif ediyor ya. Görücü usulü olmadığına göre bir şeyler yaşandı yani. Bana onları anlatmak zorundasın. Anlatacaksın bana ne olduğunu. Ya defalarca denedim. Planlar yaptım, söylemeye çalıştım. Olmadı işte. Bu gece de söyleyecektim. Sen söylemeyince ben söyleyecektim. Öpüşüyordunuz değil mi? Öpüşüyordun. Öpüşmedik. O beni öptü. O seni niye öptün ya? O seni neden öpüyor? O beni seviyor. Seni neden öptüm seni? Sen ne yaptın ya? Ne yaptın seni öptü? Ne yaptın? Ne yaptın? Yeter be! Ya yeter ya! Yeter! 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 Benim sevilmeye hakkım yok mu? Sen bunu nereden bileceksin değil mi? Sen hayatın boyunca sevildin. Annen, baban, kardeşin, amcan, teyzen, hiç adını bile bilmediğin kuzenlerin. Sokaktaki amcalar, sokaktaki teyzeler, sokak hayvanları bile seni seviyor be. Benim hiç kimsem yok Deniz. Bir tek babam hayatta. O bile beni sevmiyor. Bir de sen vardın işte. Ya biri benimle bu kadar ilgilenince çok hoşuma gitti. Yani bir erkeğin sadece iyiliğimi ve mutluluğumu düşünmesi. Gözlerimin içine hiç korkmadan bakması. Beni anlaması, yanımda olması. Rüya gibi geldi. Uyanmak istemedim bu rüyadan. Erteledim. Hep erteledim. Sen de onu seviyor musun? Senin bu olanlarda hiç suçun yok mu? Tek sorumlu ben miyim? Beni bu yalana sen ortak etmedin mi? Sen de onu seviyor musun? Söylesene! Sen de onu seviyor musun diyorum! Sevmiyorum, sevmiyorum! Bilmiyorum. Belki. Ben dinlemek istemiyorum bundan sonrası. Anladım ben hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Dinlemeyeceğim. Kestir Fatma Zuzu. Atarım. Zuzu yok. Zuzu bitti. Böyle bir arkadaşlık yok. Böyle bir arkadaşlık olmaz. Sen artık benim arkadaşım değilsin. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Değilsin hiçbir şeyim. Hiçbir şey söyleme bana. Sen eğer böyle konuşabiliyorsan her şey bitmiştir. Her şey. Beyefendi. 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 Efendim. Sağır mısınız acaba? Yani işitemiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Yapma evladım, yapma. Burada mı çalışıyorsunuz siz? Rezalet. Yapma! Bravo. Tebrik ediyorum. Yusuf, oğlum. Artık bu kadarı da fazla İra. Tam diyorum ki bu kız biraz akıllandı, kendini toparladı. Sen yine aynı şeyi yapıyorsun. Eğer o beyefendi senin yüzünden gidiyorsa... Pardon. Tutun o beyefendi. Beni bırakır mısınız acaba Tuna Bey? Bırakırım. Memnuniyetimi ve mutluluğumu yeterince ifade edebildiğimi düşündüğüm anda sizi bırakacağım. Sizce ben bu otelde niye kalıyorum? Gerçekten ortalıkta bu kadar oteller niye burada kalıyorum? Söyleyeyim hemen size. İrem Hanım gibi çalışanlarınız olduğu için ben bu otelde kalıyorum.
Mesela geçen akşam sabahın 3'ü karnım acıktı, arıyorum yemek yok demiyor. Kendi elleriyle bana tavana yapışasıya kadar çiğ köfte yoruyor, haberiniz var mı sizin? Bu kibar ellerle yapıyorum, gördünüz mü? Maşallah, olacak şey değil. Geçen gün yine aynı saat, bundan herhalde 2-3 gün önce. Dedim ki, gece 3, arıyorum, ya ben izleyecek film bulamadım dedim. Hemen bana 5-6 tane önerip buldu, filmi verdi. Yani 7-24 memnuniyet, ben böyle bir şey görmedim. Tabii, sizin memnuniyetiniz bizim memnuniyetimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim? Şimdi izninizle ben İrem Hanım'a şurada bir şey danışayım. Buyurun. Ne yapıyorsun Tuna? Ne yapıyor sen Tuna? Tuna senin işini kurtarıyor. Tuna ne yapıyor? İstiyorsan çağırayım hemen müdür hanımı. Gelsin buraya bir anlat. Ha? Ne oldu Deniz'e? Sana ne? Sana, ya ne demek sana ne ya? Ben senin psikolojik danışmanın değil miyim? Ha? Anlatacaksın bana, çarpılırsın. Tuna, senin çözümlemelerine hiç ihtiyacım yok. İlgin olmayan konulara karışma istersen. Bundan sonra ben burada çalışanım, sen de müşterisin. O kadar. İrem Hanım, o zaman ben bir ince belli çay rica edeyim sizden, lütfen. Hadi bakayım. Teşekkür ederim. Yiğit Bey, diyorum ki hani sokak modasını dergiye taşıdık ya. Kapağı da sokak hayvanlarını taşıyalım. Nasıl? Ciddi ciddi mi söylüyorsun bunu? Tuket, sen bunu böyle yuvarlayıp böyle yedirirdin. Yaparsın sen. Ben almam. Yani derginin kapağında o sokak köpeği olsun. Ben almam yani. Salyalı, salyalı. Haklısın. Çünkü hedef kitlemiz de sendin, değil mi Cemal? Oo, stajyer. Günaydın, hoş geldin. Biraz geç kaldın. Yüzerek mi geldin yoksa? Kusura bakmayın, biraz geç kaldım. Dün gece biraz boğuldum da. Yani her anlamda. Boğulma işlemine konu olmak, havasızlıktan ölmek, bunalmak. Yani geç kalmamın bir mahsuru yoktur herhalde diye düşünüyorum ve yerime oturuyorum. Yok, yok. Otur. Daha yeni başladık zaten. Not almaya başlayabilirsin. Ben mi? Yok, ben alamam ya. Kalem, defter hiç. Yani görmüyor musunuz? Hiçbir şeyim yok. Yok ki. Sınıfta kaldın, haberin yok. Şaka. Buket, not sende. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Kapak. Ya bu şey vardı hani eski bir slogan. Mesela şey desek, flamingo bu kapak. Reddedildi. Madem konumuz sokak modası, o zaman sokaktan... Reddedildi. Reddedildi. Teşekkür ederim. Bizim bir kum saati var. Ne oldu ona? 30 saniye vardı. Evet. Arkadaşlar, benim bir fikrim var. 7'den 70'e herkesin özlediği, sokaktan gelen, konumuza da tam uygun, sansasyon yaratacak biri. Münseli Yıldız. Harika fikir ya. Yani bu söylediğimde gerçekten şu an şaşırıyorum ama Yiğit'i öldür, hakkını ver yani. İyi fikir gerçekten. Bence de aradığımız isim. Ama kadın yıllardır ortada yok. Ne sahne, ne röportaj. Tek bir fotoğrafı bile yok. İşte bu yüzden sansasyon yaratacak. Şimdi madem öyle bir durum varsa yani, kadını bulamıyorsak bir özel dedektif tutabiliriz. Ya da isterseniz ben dijital ayak izlerini takip edebilirim. Yok artık Cemal. Gerek yok. Ben bu işi halledebilirim Yiğit Bey. Bana güvenebilirsiniz. Güzel Neşe. Deniz, sen de Neşe Hanım'a yardımcı olursun. Evet, dedi. Çok suyu tundan yaramadı ona. Kafa gidip geliyor. Anladım. Arkadaşlar, toplantı bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Çalışmalara başlayabilirsiniz. Deniz, sen de evine git, dinlen biraz. İzinlisin. Öyle mi? Hı-hı. Çok iyiymiş. Güzel şeyler olabiliyor demek ki arada. Güzel. Çıkmadan bir dakika bekler misin? Olur. Arkadaşlar, siz çıkın.
Sen kızdın mı bana? Yok, niye kızayım? Dün çıktım gittim. Sonra da gelemedim. Arayamadım. Nasıl olduğunu öğrenemedim. Olsun, düşünmeniz yeter bence. Düşündüm. Düşündüm Deniz, çok düşündüm hem de. Yani evet, kabul ediyorum. Biraz zorlu olacak ama bu zorlukları aşacak bende cesaret de var, güç de var. Deniz Aslan'la birlikte olmak için her şeyi yapmaya hazırım. İyi dinlen. Sizin bu durumlardaki ilk tepkiniz kendinizi kovdurmak mıdır? Sizi bizim olduk. Ben ev arkadaşını kastettim. Ha! Konusu açılmışken ne oldu iş? Sana ne? Tamam, aynı tepki. Aynı familyadan olduğunuzu zaten ben anlamıştım. Ama gerçekten merak ediyorum. Yani saldırdın mı kıza yoksa içine mi attın? Konuşma ya. Gerçekten konuşma. Ne oluyor? Ha? İki kere dertleştik diye kanka forever mı oldun? Ne oldun? Rahat bıraksana biraz beni. Bir izin kopardın diye bu kadar havaysa yapma yani. Ben de bir bahane bulurum hemen akarız köfteciye falan. Sen git tek başına. Ben tek başıma olmak istiyorum. Şehir dışına gideceğim. Belki yurt dışı da olur yani. Datça mı kanalım? Kanada iyidir. Ablacığım hoş geldin. Buruna basayı gönderelim. Aman suyu güzel değil mi? Evet ablacığım. Elmasıyla meşhur değil mi? Evet ablacığım. Buyurun gel keselim. Ferhat dağları geldi. Hep mi orada şirin için? Evet ablacığım. Hatta evlenme teklifini orada yaptı. Ben bir başka dükkanlara bakayım, sonra belki gelirim, tamam mı? Peki ablacığım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. İzmir'e mi gitsen ya? Kumru yerim, tek başıma kumru yerim. Bodrum. Turgut Reis'e mi gitsem acaba? Ama şimdi çok kalabalıktır ya. Sezonu yani. Antalya. Antalya şimdi benim için çok eğlencelisin. Şu anda kendimi Antalya'ya hazır hissetmiyorum. Yozgat'a mı gitsem acaba? Olabilir. Urfa'ya gidip acılı mı yesem ya? Ya bilmiyorum. Ben bir bilet alayım gideyim artık. Tamam bir bilet al git. Her yer güzel. Hadi. Çok güzel bir yere gidiyoruz ablacığım. Hamsellik. O benlik olan yer. Üst benlik, vicdan köy, süper ego derler. Sen beni mi takip ediyorsun? Alakası yok. Ben seni çok güzel bir yere götüreceğim hatta. Ben senin yanımda bisikletlerim var. Yalnız öyle söylersen bu çocuk hem anlar hem de alınır. Yazık. Ayrıca o iki dilek hakkından iki dileğim daha var benim. Ne oldu? Yok. Ben Deniz Aslan, Tuna Ertürk. Üç dilek hakkım. Fazladan bir kere çıkar. Ne çıkar ya? Vallahi bırak. Bırak bak bırak. İstemiyorum. Ama sen beni sıkı sıkı tut Michael, tamam mı? Ya bak polis çağıracağım ya. Kesini boşa harcıyorsun. Yunus'un hepsi benim tanıdığım. Ne Yunus'lu Tunalı espri mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Nereye ya? Gerçekten ne yapıyorsun ya? Nasıl bırak? Nereye gidiyoruz? Bahçeden mi?